Prostat sadece erkeklerde olan, kadınlarda olmayan bir cinsiyet organıdır. Başlangıçta genç yaşta üremeye etkisi son derece fazlayken yaş almakla beraber idrar yolunu çepeçevre saran bir organ olduğu için artık idrarla birebir ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Büyüdükçe idrar yolunu sıkıştırmakta ve uzatmakta ve idrar yapma zorlukları meydana getirmektedir. İyi huylu prostat büyümesi erkeklerin tamamında olmakta ama kimisinde az miktarda olmakta, kimisinde onlarca grama ulaşan hatta birkaç yüz grama ulaşan büyüklüklere, cesametlere ulaşabilmektedir. Kimlerde erkenden büyüyeceği, kimlerde çok fazla büyümeyeceğini önceden tahmin etmek çok kolay değildir. Hastalar belirli bir yaşa geldikten sonraki bu çoğunlukla 50 yaş civarındadır bir takım şikayetler hissetmeye başlarlar. idrar zorluğu, idrara sık gitme, gece idrar için kalkma, idrar boşaltırken zorlanma gibi, idrarda yanma gibi. Prostat sağlığı son derece önemli olup şikayetlerin oluşmasını geciktirebildiği gibi prostatın da sağlıklı bir şekilde yaşlanması şikayetlerin daha az olmasıyla da karşılaşmamıza yol açabilir. Yani eğer biz prostatit dediğimiz bir durumla prostatımızı tanıştırmazsak, prostatit olmazsak, beslenmemize dikkat edersek bu beslenme ürünleri çoğunlukla likopen dediğimiz renkli sebzelerde olan, örneğin pişmiş domateste de çok olan brokoli, ısırgan otu ve soya fasulyesi gibi sebzelerin prostat dostu olmasını sağlayan maddelerdir. Bunlarla beslenirsek, ağır yağlılardan, kızartmalardan, proteinli, çok aşırı proteinli ve şey karbonhidratlı gıdalardan kaçınırsak ve aktif, hareketli bir hayat yaşarsak, çok oturmazsak, kabız kalmazsak prostat sağlığımızla ilgili önemli faydalar sağlamış oluruz. Bütün bunları yapmamıza rağmen prostatla ilgili idrar şikayetleri meydana gelebilir. Bu zamanda işte sıvı alımımızı ayarlayarak, örneğin yatmadan önce sıvı almayarak gece idrara kalkmamızı ortadan kaldırabiliriz. Alkollü gıdalardan, gazlı içeceklerden uzak durarak idrar yanması ve daha sık idrar gitmeyi ortadan kaldırabiliriz. Ve hayatımızı aktif olarak, sportmen bir şekilde yürüyüşlerle devam ettirirsek de yine prostat sağlığı için olumlu şeyler yapmış olabiliriz. Müzik you